neredeyiz biz? Çelen sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sen demin mavi renkli bir çikolata çekmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsen neden boyayı öpüyorum? Baktığımda bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedim mi? Nasıldı? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl tanıyorsun? Arkadaşına yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Bu konuda bana basit bir tür yardımcı olacak. Ne yapacağım? Şimdi sanki damağda ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzi kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Sen de gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar her zaman doğru. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünle de döktün. Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mela'nın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mela, sen kazandın. Yaşasın, artık hepsi güzel olacak. Merhaba, ben lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ya, sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülümüz çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bobok. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin daima düzgün olması için kopya eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü hissediyorum. Ups, uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur ama dirseklerle çizmek çok daha kolay bir çözüm. Ay, son değil. Hala bir sürü kalemim var. Hadi ama. Aa, nasıl bir başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mela, kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy idi. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ne? Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim.
Mecbursun, kurallar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Gerçekten kokoyu yedi mi? Hayır, bu gerçek çikolata. Kızlar, siz de ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre boldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başlama zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh yes. Wow. Sanırım çok iyi. Hepsi, Susan'ın bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii ya, 5 parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim 5 fırçam var. Bu sos çok güzel kokuyor. Denesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır, bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Benim resimden değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kahretsin, bütün yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala, o zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi Suzy'ninkiyle değiştirmek. Bekliyorum. Jolie, ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida, bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına, iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Suzy, sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. Derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Bir brülorum da var. Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın, şuradan lezzetli bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. Kızlar, bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. Kendinize kedi bakyası yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Sen de kendini fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buldum kızı. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimi
kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Bütün nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. What? No. Mila bak. Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor. Oncak bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy, burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Tamam, eğer senin için zor değilse çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, çok iyi benziyorsun. Aa, teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Suzy sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik! Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Besleyeceğim. Mina'nın kediciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Mina kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanslısın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Buba bubaya bayılırım. Özellikle de bubblegum tadında. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Gerçekten gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonun şişirmesine izin vermeyeceğim. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam, sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? Sonunda ambalajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yere nasıl indirebilirim? Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Çünkü aksi takdirde Mila uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Mila aferin. Başardın. Kuşlarla arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar.
İşte sadece bir tane nar var. Bende bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Annen, tabii benimkine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mila, önce sen ye. Okay. Yaşasın. Neri çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tahılları bir tabağa koyup hepsini bir kere yemem daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. Tam olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla, 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bir arım olsa bile yine de çok mutluyum. Alex, sıra sende. Okay. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Nuri kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex, artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Öyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila, bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Awesome. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan iştah açıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Mita, artık yüzünde bile meyve suyu var. Sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte bende sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak, Mila'da ne kadar var. Evet, bakın, kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl içeceğime dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kola çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir kükreme. Siz ne yaslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Yani bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim, bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. İyi. Bize hiç şey atma yeter ki. Aynen, bunlar şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm, sadece duramıyorum. Attım, sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet, bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Vay canına. Ah tatlım, artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz.
Çarkı feleği ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyız. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin, ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için çok geç değildir. Hayır, izin vermeyeceğim. Pisliği yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır, yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır, hamam böceklerini yemeyi tercih ederim. Yine de benim iştahı açıcı pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır, böyle bir şeye imza atmadım. Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak, ne kadar havalı oldu. Uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosisli sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie, beni lezzetli yemeğini ısırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. Ne yapıyorsun? Sosislere mi dokunmana kim izin verdi? Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Bu da uygun. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Defol. Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim, solucanlara değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi çarkı feleği döndürme sırası bende. Bu haksızlık ama. Neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor? Onlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın, neyi bekliyorum ki? Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Parlak ve çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Tadam. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet, havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. Bu ne tür bir pislik? Hayır, bu çok fazla. Keşke o pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu cizanede ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Julie hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay. Tabii, neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar hıvalı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be, o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez.
Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha. Aa, yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. İşte bunu anlıyorum. Şans, jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım, gözlerim parmaklarında. Neyse, yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. Nasıl, keki lezzetli mi? Çok. Eminim pizza inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. Ahtapot mu? Onlar çok küçük. Sümüklü ve iğrençler. Bir sana ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet, çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie, her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira, sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu ahtapotları gerçekten tatmak istemiyorum. Umarım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira, buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani, bunlar ahtapot. Doğrudan dile yapışıyorlar. Julie, sen de bu komik mi? Bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? Buna nasıl cüret edersin? Artık ahtapotların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurtaramayacaksın. Al bakalım. Ay, ne iğrenç bir şey. Julie, sen çok acımasızsın. Hiç de bile, sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben kazandım. Evet ya, patates kızartmasını çok seviyorum. Ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. Julie, hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Julie, şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya, ne olur olsun ama sarımsak olmasın, o çok kötü kokuyor. Grip neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi üzerime astılar? Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler, sence beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeye geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Kahretsin, hiç şansım yok.
No! Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak, eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni, düşüyorum. Oh hayır, sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım, iyiyim. Vay canına, patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper.